Edremit çayının kıyısındayız. Görüntü nasıl bilmiyorum ama koku çok kötü. Kokuyu tabii çekemiyoruz. Şimdi Edremit çayı Eybek eteklerinden doğuyor. 3 tane ayrı kol birleşiyor. Sonuçta da bu dereyi oluşturuyor. Kısa sayılabilecek bir kulvarı var denize kadar. İlk kirliliğini civarından geçtiği köylerden alıyor. Köylerin kanalizasyonları bu dereye akıtılıyor. Fakat daha sonra en önemli kirlilik kaynağı bizim Eminkuyu dediğimiz eski vahşi çöp depolama alanımızın olduğu Edremit çöplüğü. Onun içinden geçiyor maalesef deremiz ve çöplüğün akan bütün pisliğini de bünyesine bir şekilde katılıyor. Daha sonra şehrin içinden geçerken kirlendiği noktalar var. Kanlıçay ile birleşiyor. Kanlıçay bir miktar kirlilik taşıyor. Çünkü besi çiftlikleri vesaire var. Onların şeylerini getiriyor. Köylerden de getiriyor. Ama nihayetinde bizim Edremit çayının bu kadar kirli kapkara bir renge bürünmesinin esas sebebi biraz ileride bacasını gördüğümüz, havuzlarını gördüğümüz arıtma tesisini, zeytinli arıtma tesisini yanından geçerken oluyor. Zeytinli arıtma tesisinin 110 bin kişilik kapasitesi var. Eski bir tesis. Biyolojik ön arıtma yapıyor. Fakat özellikle yaz mevsiminde burada yaklaşık 1 milyon kişinin atık suyu bu tesise geliyor. Aslında havuz süresi 16 saat ama maalesef bunu kısaltmak zorunda kalıyorlar. Ellerinden geldiği kadar, temizleyebildikleri kadar temizliyorlar. Daha sonra da ileride denizde gördüğümüz dubalar var 600 metre ileride. Oradan denizin derinliğine difüzyon yapıyorlar. Bir de hemen arıtma tesisinin yanından bu dereye akıtıyorlar. O şekilde kurtuluyorlar. Sonuçta arıtma tesisi ben temizim diyor. Benim sonuçlarım doğru diyor. Ama bu yaramaz dere ne hikmetse kokup duruyor. Bir de gördüğünüz gibi kapkara. Şimdi geçtiğimiz senelerde buraya bir müdahale yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi derenin etrafını düzenledi, dolgularını yeniledi ve taş istihkam yaptı yamaçlarını. İçinden çıkardığı balçıkları da sağa sola götürdü, attı. Fakat bu kirliliği yaratan esas kaynakları ortadan kaldıramazsak dereyi temiz akıtabilmemiz de mümkün değil. Şimdi hepimiz denizin kirliliğinden bahsediyoruz. Denizi kirleten faktörlerden bir kısmı arıtma tesislerinin yetersizliği, bir kısmı da derelerin kirli akması. Ama bu dereyi esas kirleten de bizim arıtma tesisimizin kapasite yetersizliği. Geçen sene bu derenin denize döküldüğü noktada bir özel akredite kuruluşla anlaşma yaptık ve tahlil yaptırdık. Sonuçta entrakok diye bir bakteri var. İnsan dışkısından suya karışıyor. Bunun Sağlık Bakanlığı limitlerine göre 100 milimetre suda 370 adet çıkması gerekiyor. Ama bizim yaptırdığımız tahlilde 1700 adet çıktı. 370 olması halinde bu sahilin yüzmeye kapatılması gerekiyor. Ama öyle bir şey olmadı. Bunu bütün kamu kuruluşlarına yazdık. Mülki ve idari amirlere bildirdik, yerel yönetime bildirdik. Üstünden bir sene geçti. Herhangi bir işlem yapılmadı. Ha nedir yapılması gereken işlem derseniz de bizim öncelikle talep ettiğimiz arıtma tesisinin ileri biyolojik arıtma olarak yeniden inşa edilmesi, yeterli kapasiteye, yeterli kabiliyete gelmesi. Şu anda çocuklar denize giriyor. Ve inanın benim içim acıyor. Ayrıca biz artık nefes alamıyoruz. Alamıyoruz. Bu kadar basit. Evimizde, yatak odamızda yatamıyoruz. Bütün altın kum. Akçay'ın sonuna kadar herkes kokudan şikayetçi. Daha hala niye gözlerini kapatıyorlar bir şeylere? Yapmasınlar bunu. Yöneticiler lütfen elini taşın altına koysunlar. Burayı düzeltsinler. Bu memleketi güzel yapsınlar. Eski altın kum, eski Akçay'ı istiyoruz biz. Yeniyi değil. Gerçekten bunu aldık. Akşamları evde her yeri kolonya yıkıyorum resmen. Ondan sonra da uyuyorum. Onun koku gidiyor. Başka yok yani çözümü bunun. Yok. Şu anda bile şurada dururken keşke kokuyu çekebilseniz. Çok pis kokuyor.
nefes almakta zorlanıyorum. Yani Edremit'in her yerinden buraya şey geliyor yani, artık söylemek istemiyorum yani. Pis su geliyor. Derelerimiz berbat, denizimiz berbat. Denize giremiyoruz ya. Harika bir körfezimiz var. 48 kilometre. Ama ben burada denize giremiyorum. Bebek attım, çocuklarım da adımını atmıyor. Yani böyle bir şey yok yani. Bu insanlara eza yani. Para kazanalım, ev yapalım, şunu yapalım. Artık yeter yani. Yeter. Biraz da insanca yaşayalım. Hastaneler hasta dolu. Bak Burhaniye'de bir hastamız ölmüş, denizden mikrop kapmış. Raporunu vermemişler. Yani bu da bir gerçek yani, duyumlarım. Tanımıyorum kendisini. Daha dün değil, evvelsi gün söylediler. Çocuklarımız öyle, mikrop içinde. Hastaneyi bir dolaşsınlar. Bilmiyorlar, giriyorlar. Bana geldiklerinde, muhtarım deniz temiz mi? Şimdi temiz desem, içime sindiremiyorum. Pis desem, mahalle muhtarıyım. Vallahi siz bilirsiniz, buyurun istiyorsanız girin diyorum. Ne diyebilirim? Üzülüyorum yani. Gerçekten çok üzülüyorum. Biz arkamızda temiz bir ortam bırakmak istiyoruz. Temiz bir deniz bırakmak istiyoruz. İnsan bırakmak istiyoruz. Olay bu. Yani benim sıkıntılarım bu. Söyleyecek çok şey var da artık başka bir şey söylemeyeyim. Ben temiz körfez, temiz deniz olarak İzmir'den 3 yıl evvelsi göç edip geldim. Fakat göç edip geldiğimde körfezin kirliliğini, özellikle derelerin kirliliğini, derelerin denize akıp, bu kirliliğin ve arıtmanın denize akıp müsilaj etkisiyle körfezde yüzemediğimizi, yüzülemeyecek bir hale geldiğini gördüm. Ve bu durumdan çok üzülüyorum bunun için. Çünkü ben bir İzmirli olarak İzmir körfezinde Bayraklı sahillerinde babalarımın yüzdüğü bir sahilde uzunca bir süre olarak ileri biyolojik arıtma tesisleri yapılıncaya kadar İzmir körfezinde Bayraklı'nın oradan geçilemiyordu. Korkarım ki 3-5 yıl içinde Edremit körfezi de aynı bu şekilde geçilemeyecek bir hal alacak ve geçilmeyi bırakın, denizde de yüzemeyeceğiz. Denize girmek için ben kendim körfeze gelip Akçay'da oturmama rağmen Fener'den itibaren Küçükkuyu sahiline denize girmeyi tercih ediyorum. Buradan 15-20 kilometre her gün gidip denize giriyorum ve bu körfezde denize girmiyorum. Girmememin tek sebebi derelerin pis akması, arıtmanın derelere boşaltılması. Bundan dolayı körfez kötü bir halde. Yaz sezonunda emekli sağlıkçıyım. Birçok enfeksiyon, dudak enfeksiyonu, göz enfeksiyonu hastanede çalışan arkadaşlarımla aldığım duyumlara göre birçok hastalar geliyor. Bunun dışında ishal vakaları burada çok fazla miktarda yaz döneminde artıyor. Bunun da tamamen derelerinden akan, arıtmadan akan pis sudan olduğuna inanıyorum. Ben buraya 2 sene önce geldim. Tabii Akçay'ı daha önceden bildiğim Akçay'la hiç alakası yok. Körfez'in kirliliği ve arıtmanın sorunu gün geçtikçe bu daha kötüye gidiyor. Bunu aylardır röportajlar, basın toplantıları ve gitmediğimiz, duyurmadığımız makam kalmadı. Ama beklemekteyiz. Hiçbir gayret yok. Böyle giderse seneye bu denize girilmez. Hastane, arkadaşım var. Hastaneye giden, körfeze gidenler, doktorların ilk sorduğu, denize girdin mi? Kulak ve göz enfeksiyonlarından dolup taşıyor. Oradan rapor alabilirler. Ya bu kadar açık, bu biliniyor. İlgili sorumlu makamlar da bu konuyu biliyor, bu sorunu biliyor. Ama bizim bu haykırışımız hiçbir netice vermiyor. Neden? Yerel yönetimler birbirine pas atıyor. Efendim Bütçe Meclisi Bakanlığı ilgilendirir. Yok 100 metre 100 dönümlük yer versin yeni arıtma. Eski arıtmanın revizyonu, yenilenmesi varken ekili biçili yerden 100 dönüm su yer isteniyor. Efendim arıtmayı buraya yapalım. Velhasıl bu konuda biz sivil toplum olarak, dernek olarak, halk olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Dediğim gibi bir yere kadar yapıyoruz. Ondan sonrası ilgili yerlere
ilgilendirir ve bizim bu haykırışımıza maalesef bir yanıt alamıyoruz. Burada yakında yerel seçimler olacak ve biz karşılığını onun vereceğiz. Kesin vereceğiz. Eğer buraya el atılmazsa turizm çökecek, Akçay çökecek, deniz bitecek ve herkes evine çekilecek. Burası boşalacak.